şimdi sabah gezisine gidiyoruz. Cinnetçiliği. Kaç yerler gezisi Allah'ın verirse. Toplandık. Sabah saat 2:30. Burası otelimizin içerisi. Geliyorlar. Bir kafile gidiyoruz burada. Birinci kafile. Stuttgart birinci kafile. Hangisi bizim grup burada? Evet. Benim hacim nerede? Benim hacim de burada. Nereye gidiyorsunuz? Hocam bulacak. Bulacak hocam. Bak millet uyuyor daha. Şu anda 3:15 var. 3:05 var. Saat böyle gördüğünüz gibi. Tabii gözüküyor mu bilmiyorum da. Arkadaşlar şimdi Peygamber Efendimiz'in olduğu yerin oraya gidiyoruz. Orada buluşup oradan cinnetçiler. Gece milletin geliş. Gecede gündüzün bayramı yok burada. Nerede? Geride diyorum. Şu balkan nerede? Ha buradalar ya. Buradalar ya. Bize de geçmiş. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çok çabuk. Tamam, bu telefonu varsa onu buluruz biz. Öpüyorum, şey yapmadım. Ama oradan giremez. Nereden girelim? Bilmiyorum ama parayı çektiler. Yani o kadar zorlaştırıyorlar ki sabahtan içeri katlamaya başlıyorlar. İhramlı değilsen içeri giremiyorsun. Dışarılarda namaz kıldırıyorlar. Ya da Kabe'nin içini en üst kata gönderiyorlar. Tabandaki tavaf yapman yasak. İçeri girmen yasak. Namaz kılman yasak. Hop, üstad şu an o barikatları da geçtik. O tuvaletin tam önüne geldik. Oradan sağa dönüyor. Dur o zaman onu göreyim, ondan sonra şey yapayım mesela. Demir parmaktan oradan mı döneyim? Tamam. Bu kadar çıkıyor, bu kadar giriyor içeriye gülüyor. Dakikalık. Burası tuvaletin olduğu yer. Osman, Ankara'yı yakından çeksek. Şu duvara geçelim. Şu duvara, bu tarafa. Nasıl geçeceğim bilmiyorum şu tarafa. Haydi.
Hoş. Ben de yarı uyanık yarı uyuyayım. Ben içiyor. Hadi hacı. Gel gel gel. Ben içmeyeceğim. Hadi ben sizden içeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Giriş giriş. Tamam. İçme sen içme. Geç geç geç. Nereye geçiyoruz? İçeri. Evet. Yok işte geçemedim. Yasak mı? Haydi kapat. Çok tıklanma rekora kadar. Hadi. Hacım, hacım ötsene bir. Allah 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 maşallah. Bak nasıl bakıyor bana, o biliyor beni. O ne hacım, baksın ne diyor? Ötüyor. Nasıl yapıyorsun? Bilmiyorum. Yap bir daha bir. Ya abi ya. Bu nasıl hacı derileri ya? Bir anlar kapatalım da maşallah. İyi maşallah. Ya şimdi beni gördüm. Erkekler ayrı. Kızlar arasa bana alacağız. Gidiyoruz ondan sonra. Abla. 2 milyon hacının arasında bulurum. Sıkıntı yok. Millet var, yapacak bir şey yok yani. Sabır, sabır hacı. Şurada savunulması var, millet birbirine dağıtılır. Bir şey diyecek yani. Ben daha bu polisleri var ya, almıştık onu ya. Ben daha bu içeride polisleri var ya, içeride. Çekil hacı, ben var, içeride. Değil mi? Hacı, kaptan da var. Hacı, savunulmaz ya. Olması var ya, o şey. Neden gider bana? Bu hapishane gider. Artık iki tane sol elini. Kuvvetler diye bahsettiğimiz yerde Ebu Cehil'in, pardon Ebu Leheb'in burada ikamet ettiği yer. Bu şekilde rivayet ediliyor. Ayet-i kerimede ve muradu hammalet kadar Ümmü Cemil de burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam giderken yollarına böyle bir kent gibi şeyleri bırakıp onu eziyet ediyordu. Bir insan kötülük yaptığı zaman onun cezasını bazen dünyada bazen ahirette. Bu da hem ahirette hem dünyada hem de ahirette bir şekilde yani cezalandırılmış ve ebedi olarak olur ailesi. Tabiri caizse en pis mekan olan tuvalethaneye, tuvalete dönüştürülmüş. Bizim grup kurarsın. Gel gel. Yanlış, yanlış. Bura, bura. Maşallah. Burası birinci kafile. İkinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Sen hiç bırakmıyorsun. Ya İsmail abi. Resim çıksın değil mi? Baktım ben. Bunları görelim bir şey de ya. Resim nasıl çıkmış? Çıkmış ya. Resim gördün mü? Bakamadım tabii. Önden bir video yapsana. Hadi ben bir video yapsın. Kafilerin şeylerini yapmayacağız ki böyle bir şey yok. Hocam bunu komple yapalım. Paylaşırsan güzel olur. Kafile başkanımız. Birinci kafilenin. Hocamız da 4. grup başkanı, grup başkanı. Evet, selam da çattırdı. İsmail abi sen bu işi biliyorsun abi ya. Yok canım. Her kafileye senden. Şey, hocaların da hatıra kalsın. Her kafileye senden bir tane lazım. Kardeşimiz var, kameramanımız var. Ne istiyorsunuz? Doğru şöyle beraberce çattırız. Beslenirse? Hızlanalım. Hızlanalım bak, çok kaçtı. Hadi geç o meçerini çekeyim o zaman. Hadi oğlum sen bizi çekelim. 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 Onun için bu süreçte burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah
Hazreti Recep Erdoğan dedi ki bu çizgiyi geçmeyin, burada Kur'an dinleyin dedi. Ve burada cinler Peygamber Efendimiz'e dediler ki ya Muhammed senin peygamber olduğuna, Allah'ın elçisi olduğuna şahit edecek neyin var diye sorduklarında Peygamber Efendimiz etrafına baktı ve şuradaki mescidin olduğu yerdeki ağacı gördü ve gösterdi ki şu ağaç benim Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik eder dedi. Ve onun söylemesinin üzerine oradaki bulunan ağaç dallarıyla, köküyle hep birlikte ayağa kalkıyor ve şu mescidin olduğu yere geliyor. Büyük bir Allah'ın mucizesi olarak ve o ağaçtan şu sözler dökülüyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de onun elçisi ve kulu olduğuna şahitlik ederim dedi. Ve sonrasında Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar mucize olarak ağacın yerine dönmesini istiyor ve burada bu mucize gerçekleşiyor. Cinler de bu mucizeyi gördükten sonra orada iman etmiş oluyorlar değerli kardeşlerim. Bu hadiseden dolayı bu iki mescide Şecere Mescidi ismi verilmiştir. Ziyaretimiz devam ediyoruz. سريعاً. Ne dedim hocam seriyan? Ne diyor? Seriyan. Şinel yani. Hadi bakalım. Evet değerli kardeşlerim, bayrakları takip ederek Cin Mescidi'ne doğru gidiyoruz. Kiremamızı takip edin. Hadi ön taraftan. Evet. Binanın büyüklüğüne bakın, yüksekliğine. Şu karşıda lokanta var, Türk lokantası köşede. Yani buraya gelen Kabe'nin yanında şu köşede yemek yiyebilir. Güzel evet, yemekleri var. Kardeşlerim, alışverişe dağılmayalım. Nereye gidiyorsunuz? Cin Mescidi'ne gidiyoruz şu anda. Hocalarımız Cin Mescidi'nin Peygamber Efendimiz'de olan davasını anlatıyor. Burası Mekke'de gezi olarak iç ziyaret kapsamındaki mekanlardan Cin Mescidi. Cin Mescidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle biliyorsunuz Taif dönüşü karşılaşmış olduğu, cinlerin iman ettikten sonra burada tekrar buluştuğu yere bir mescit yapılıyor. Bu mescit Cin Mescidi adı altında ziyaretçi kardeşlerimiz gelip burada ziyaret edebiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanların ve cinlerin peygamberi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir özelliği, bütün insanlığa gönderildiği gibi aynı zamanda cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an'da Cin Suresi diye cin adı altında sure celle vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada özellikle Taif'ten hüzünlü bir dönüşü vardır. Hani zaman zaman da anlatıldı ya, Mekke'de iman etmeyen kendi yakın ve buradaki insanlar, akrabaları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i
kabul etmeyin de birçoğusu müşriklerin, Allah Resulü Taif'teki akrabalarının desteğini de alarak belki oradaki insanlar iman eder düşüncesiyle gitmişti ama orada da ciddi bir sıkıntı yaşadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taş yağmuruna tuttular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları adeta kanla doldu, ayakkabıları. Sonra işte oradan dönüşte buraya Batlı Nahle deniyor. Burada bulunduğu, dinlendiği sırada cinler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o esnada Kur'an okurken dinliyorlar, bir kısmı iman ediyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerini gidiyorlar, diğer cinler de bahsediyorlar. Özellikle de uyarılan varlıklar onlarda. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz nasıl iman etmekle mükellefsek onlar da aynı şekilde iman etmekle mükellef. Bu yüzden onların imanlı olanları da var ama kafir olanları da var. Onların şerrinden korunmak için Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı uyarılarda bulunmuştur. Özellikle gece karanlıkta onların bizim kullandığımız bu mekanları, yeryüzünü daha sık kullandıkları ve insanların bazen dışarıya attıkları şeylerden etkilenerek sıkıntı, insanların dışarıya attığı şeylerden etkilenip onları tesir altında bırakabileceği uyarılarından dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize onların kötülerin şerrinden korunmak için hani kul eûzu bi rabbin nas, kul eûzu bi rabbil felak sureleri var ya, onlara özellikle okuyarak. Hocam hemşerim başka diyorsun değil mi? Kim? Hemşerim başka diyorsun yani. Evet, evet ya, evet. Korkun mu var? Var ya milletin yanında çok ilerliyor. Hoca hep kendi şeylerle ilgilenir diye. Biz şey demeyiz değil mi? Nasıl olsa bizi bulacaksın genelde. Güzel gittiği zaman adam bana sebep aklına gelecek. Böyle, böyle oluyor. İçindeyken çok şey yaptığında üzerine gidince var ya. Evet. Güvercinlere bak, güvercinlere. Buraya mı? Kaç para? 5 liraya. Değil, 5 liraya. İşler yapıyorlar. Ama gidiyor, gidiyor artık. İşler yapıyorlar. Dur, dönüşte, dönüşte. Ya, ara işler yapıyorlar. Hacım, şimdi para yok. Dur, ama. Evet, şimdi buğdayımızı atalım burada. Yaklaşalım arka taraf. Kadınlar bize şöyle gelsinler. Evet, biraz daha yukarılara gelelim. Aşağıda kalan hacılarımız. Evet, sizleri bekliyoruz. Yukarıya doğru biraz hızlı olursak. Evet, kıymetli hacılarım. Bu görmüş olduğunuz mezarlık Cennetül Mualla mezarlığı. Normal bizim gördüğümüz, bildiğimiz mezarlıktan farklı olarak burada gördüğünüz gibi sade, mezar taşı olmayan, üzerinde herhangi bir kubbe vesaire türbe yapıları olmayan bir mezarlık. Suud hanedanının
daha doğrusu Suudi ideolojinin böyle bir düşüncesi var. Yani mezarlıklar sade olmalıdır. Herhangi bir taş veya bir yapı, bir kubbe tarzı bir şey olmamalıdır şeklinde. O yüzden böyle bir sadelik hakim. Şimdi değerli dostlar, burası Cennetül Mualla Mezarlığı. Mescid-i Haram'ın yani Kabe'nin 2 kilometre kadar kuzeyinde bulunan ve cahiliye devrinden beri Mekke mezarlığı olarak kullanılan bir mezarlıktır. Eskiden bu bölgeye Hacun ismi verilirmiş. Daha sonra ismi Mal'at olarak değişmiş. Burada değerli dostlar, Peygamber Efendimizin muhtereme vefakar ve cefakar eşi Hazreti Hatice validemiz, dedesi Abdülmuttalip, onun dedesi Husay, Peygamberimizin amcası Ebu Talip gibi Peygamber Efendimizin ailesinden, yakınlarından vefat edenlerin metfun olduğunu biliyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı. Evvelen bizzat fakri kainat Efendimiz önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, pak, münevver, mücella ruhu tayyibelerine hediye ederek sen vasıl eyle ya Rabbi. Adem aleyhisselam ile Efendimiz arasında ne kadar peygamberler gelip geçmişse onların da aziz, latif, pak, ruhu şeriflerine hediye ederek sen haberdar eyle, hissedar eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâd-i mudahharat, Ashab-ı kiram, devil ihtiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin, muhaddifin, fukaha, kurra, tüllab, hüffaz ve bil cümle hamele-i Kur'an'ın ervahına hediye edelik sen vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten ya Rabbi, bu kabri şerifte metfun olan başra Hazreti Hatice annemize ve buradaki mümin ve müminatın ruhlarına hediye edelik sen haberdar eyle, hissedar eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunup da duamıza amin diyen bu hacı adaylarımızın, hanım ve erkek kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarını ayrı ayrı hediye edelik sen haberdar eyle, hissedar eyle ya Rabbi. Biz de oradan haliyle hallendiğimiz zaman gönlümüzde iman, dilimizde ol kelime-i tayyibe buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile, Kur'an ile, hüsnü şehadet ile son nefesimizi teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri gerçek manada tevbe edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri maddi ve manevi kirlerden arınanlardan eyle ya Rabbi. Bizleri salih kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Kıyamet gününde kendilerine korkunun ve hüznün bulunmadığı kimseler zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Bizi ve bizden sonraki gelen nesillerimizi namazını dosdoğru kılanlardan eyle ya Rabbi. Hanelerimize huzur, bereket, ikram eyle ya Rabbi. Bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Bu kutsal beldelerden ya Rabbi dönerken Efendimizin ahlakını yanımızda ya Rabbi hediye olarak götürebilmeyi bizlere nasip eyle. Bu kutsal beldeleri gerçek manada değerlendirebilmeyi nasip eyle. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz duayı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gülseren çekmiyor. Çeker o, çeker. Hı? He, şimdi. O kapatınca çeker o. Hmm. Işık yanınca çeker. Normal çekmez. Bu en oldu. Bu en fazla olmalı.
Ben şu şimdi ben sizi çekeyim. Gel tut öyle ben. Bak 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 işte hadi. Bundan işte. Ya. Aramızda dağlar var Hürkan'ta. Ya aranıza dağlar girmesin. Damat istemiyor gibi duruyor. Ne bileyim öyle. Şimdi geri dönüyoruz otelimize doğru. Cin Mescidi, Cennet-i Muhalle gezdik geldik ya, yani Cin Mescidi, Cennet-i Muhalle ziyaret ettik. Şimdi gidiyoruz. Akşama da ömür yapacağız Allah izin verirse. Kabe'nin çevresini merak edin, Kabe'nin çevresi böyle. Şu binanın taban katı tam köşe, Türk restoranı. Bu çevre alışveriş. Hacı geç, ben durmasın. Arabaları böyle görüyoruz, buruk, kırık. Yani burada düzgün bir tane araba yok yani. Ana baba günü gibi burası. Harman karışık. Kabe'nin kalabalığını merak edin. Kalabalığını baksın. Thank you.
Karıştı gitti. Herkes de otobüsünü arıyor. Şurası kafeye giriş çıkış. Ama Kabe'ye gitmek her yıl zorlaşıyor. Yasaklar çoğalmış. İhram girmeden içeri giremiyorsun. Kabe'ye inerse göremiyorsun ihram girmeden. İhram elbisesi giymeden. Yani her yıl biraz daha kısıtlanıyor. Kameramanlık yapıyorum. El salladı. Şoför. Ha. Beni de çek diye el salladı. Gel, otobüsünü de sen çek. Otobüsünü çekiyoruz, gel. Bak, şoför. Sen bizi çek. Bak hele bak. Fazla sallamadan. Ha. Abi, sen biraz zor da gel, kalka sallama. Tamam. Tamam siz girin girin. Ben çekiyorum. Arkada gidelim. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Evet. Duygularınızı alalım. Duygular şimdi otele gidip yemek yiyip yatacağız. Yok, sohbet dinleyeceğiz. Çok güzel. Oldu, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Siz biraz kalkın, uyuma moduna geçin. Geçemiyoruz. Otobüsümüz de bu. Fırat dolmuş mu? Dur, dur. Yok yani. Bir şey daha.